Merhabalar. Bugün 1 Mayıs. Yani İşçi ve Emekçiler Bayramı. Bugün bildiğiniz üzere ortalık bayağı karıştı. Taksim'de işçi bayramını kutlamak isteyenlere izin verilmedi. Bayağı bayağı ağır da önlemler alınmış. Bu önlemler o kadar ağır ki İstanbul'da yaşayan sıradan bir vatandaş bile bundan aşırı olumsuz etkileniyor. Metrolar bayağı durdurulmuş. Bir sürü yol trafiğe kapatılmış. Bunun sonucunda da ciddi bir trafik oluşmuş. İnsanlar bundan çok rahatsızlar gördüğüm kadarıyla. E tabi sendikalar bu yasakları pek dikkate almadı. Yine de Taksim'e yürümek istedi. Bu sırada gerçekten tek amacı 1 Mayıs'ı kutlamak olan işçiler de vardı tabii ki. Ancak propaganda amacıyla orada bulunan ve açık açık terör yandışı olan insanlar da muhakkak orada vardı. Bu çok açık. Hep oluyor. Yani bugün arkadaşlar bakın bu videoyu dinleyen arkadaşlar toplansak beraber mesela atıyorum zebraları protesto edeceğiz desek. Bakın yemin ederim dinleyin beni anlatacağım. Desek ki biz zebraları protesto edeceğiz arkadaşlar toplanın. Yeter artık dünyada zebra kalmasını istemiyoruz falan diye toplansak bir yerde 150 kişi olsak 200 kişi olsak 1000 kişi olsa, o protestonun haberi bir şekilde bunlara gidiyor. Ve bunlar da kasıtlı olarak oraya misyoner yolluyorlar. Ve gelip şey diyorlar böyle bakın işte biz size desteğe geldik duyduk ne kadar haklısınız. Evet zebra ne kadar Allah'ın biraz yaratıklar. Siz çok haklısınız. Gelin beraber mücadele edelim falan diyerek kendilerini çekmeye çalışıyorlar. Ben bunu yaşadım. Bak vallahi yaşadım. Nasıl yaşadın diyeceksiniz. Bizim lisemizi durduk yere taşıyorlardı yani. Çok çok saçma bir olay vardı. Şu an tam detayını hatırlamıyorum. Bizim lisemizi imam hatip yaptılar. Bizi de dağın başına bir yere taşıdılar sonrasında. Biz de bunu protesto ettik işte bayağı böyle. Nasıl burayı imam hatip yaparsınız falan diye milli eğitimin önüne gittik. Protesto yapmıştık. Öğrenciler katılmış. Ve kalabalık tabii öğrenci yığını vardı yani. Nereden baksan yüz şey kişi vardı orada. Protesto dediysen de yanlış anlamayın yani. Sadece milli eğitimin önünde 3-5 slogan. Sonra girdik dilekçemizi verdik. Sonra dağıldık bu kadar. Abi lise öğrencilerinin olduğu bir kalabalığa bile bunlardan adamlar gelmişler. Çeşitli sol örgütlerden. Mesela biz üçlü bir arkadaş grubuyduk. Geldi yanımıza dedik ki evet dedi arkadaşlar nasılsınız ne yapıyorsunuz havalar nasıl falan sohbet ettik muhabbet ettik. Sonra konuya girdi. Dedi ki işte biz böyle böyle bir örgütüz. Örgütüz demiyor tabii biz böyle böyle bir topluluk, sendikayız falan artık ne diyor hatırlamıyorum. İşte ne kadar haklı mücadeleniz var size destek olmak istiyoruz falan filan. Tabii biz de salak değiliz yani. 16-17 yaşlarında o dönemde politize olduğumuz dönemler olduğu için az çok da bir şeylerin farkındayız. Hani ne amaçla orada olduklarının da farkındayız. Yani bizi kullanabileceklerini zannediyorlar. O kadar salak olduğumuzu zannediyorlar ama farkındayız. İyi hoş falan evet evet teşekkür ederiz falan diyoruz. geçiştiriyoruz. İşte böyle şeye getirdi lafı tamam mı? Hani böyle gelin beraber mücadele edelim falan diyor. Böyle yoldaş falan diyor. Bizim arkadaşlar çok akıllıca bir şekilde sıyrıldı. Ya benim telefonum yok falan diye çıktı mesela bir tanesi içinden. Bir tanesi dedi e, ben WhatsApp kullanmıyorum dedi çıktı. Ha bak benim başıma patladı. Ben dedim yok ben de hani ilgilenmiyorum falan de şey yapmıyorum. O zaman dedi ben sadece bizim dergilerimizi göndermek istiyorum istiyorum sana. Numaranı verir misin? Sadece dergilerimizi göndereceğiz dedi. Ben de kıramadım yani. Çok tatlı konuştu. ikna etmeye çalıştı falan. zaten akıllı da bir adam olduğum için aklımı çelemeyeceğini bildiğim için verdim numarayı. bir sonra benim verdiğimi gören arkadaşım beni yalnız bırakmamak için sağ olsun o da verdi numarasını. Neyse böyle bir hafta geçti bizi bir WhatsApp grubuna aldılar. İşte devrimci gençler bilmem ne falan diye. Biz de böyle hiç sırıtmıyoruz. Tamam böyle grubu takip ediyoruz ne olacak falan diye. işte böyle şey muhabbetleri falan dönüyor. Yoldaşlar bugün ne yapıyoruz? Yoldaşlar şöyle ne yapıyoruz? Şuraya gidiyoruz falan. Hiç de çaktırmıyoruz böyle. Yani izliyoruz sadece uzaktan. Varlığımızdan haberleri var ama hani varlığımızı bile unutmuş olabilirler. Bir uzaktan uzaktan bakıyoruz. Ve tahmin ettiğimiz gibi yani böyle hani öğrenciymiş gibi yanımıza yaklaşan bir adamın aslında oraya yandaş toplamak için gelen bir adam oldu ortaya çıkmıştı. Demek istediğim yani bu tarz böyle 1 Mayıs yürüyüşlerine falan da birçok sol örgütten diyeyim ya da ne bileyim sol örgüt olmasına gerek yok. Birçok terör örgütünden muhakkak çalışanlar oluyor. Tam şurada kısacık bir ricam var. Videolarımı beğeniyorsanız 2 saniyenizi ayırıp beğeni tuşuna basabilir misiniz? Çok teşekkür ederim şimdi. Hemen devam ediyorum. Yani yarın dediğim gibi kutup oylarını falan da protesto etsek emin olun oraya da gelirler. Ve bir şekilde sizi ikna etmeye çalışırlar. Bunlara karşı uyanık olmak lazım. Baştan uyarayım ben. Saf olmamak lazım. Çekiyorlar çünkü kendilerini bir şekilde. Ama en nihayetinde 1 Mayıs'ı kutlamak için oraya giden işçiler de var. Ve istedikleri yerde 1 Mayıs'ı kutlamak, işçi bayramını kutlamak o işçilerin de hakkı. Buna izin verilse mesela hiçbir olay yaşanmayacak. Hiç kimse zarar görmeyecek. Polislere saldırmış mesela muhtemelen propagandacılar. Bunlar yaşanmayacak. Bunlar yaşanmayacak. Yaşanmayacak, yaşanamayacak oh! <laughs> Ama yok efendim yasak, yasak, yasak. Yasaklarla bir şeyleri çözme zihniyeti. Çözmeye çalışma zihniyeti. Çözemeyeceksiniz ki yasaklarla neyi çözebilirsiniz? Şu görüntülere bakar mısınız? Ne kadar rezalet görüntüler. Yani devletin polisiyle diğer tarafta halk ve içerisinde terör yandaşlarının da bulunduğu bir topluluk birbirine giriyorlar. Polislere saldırıyorlar. Polislere su şişesi fırlatıyorlar. Polislere vuruyorlar falan. Sopalarla polislere vurmaya çalışıyorlar. Tekme atıyorlar. Şu rezalet görüntüye bakar mısınız? Peki burada kazançlı olan kim arkadaşlar? Yani halk mı kazan? kazandı sonunda? Ya da ne bileyim polisler mi kazandı? Niye yasaklıyorsunuz böyle bir şeyi? Bu olayların yaşanmasına neden sebep oluyorsunuz? Bak izin verseler yemin ederim olaysız bir şekilde 1 Mayıs kutlanır ve biter. Vallahi bak kimsenin de burnu kanamaz. Kimse de yorulmaz. Paşa paşa insanlar bayramlarını kutlarlar ve dağılırlar. Ancak insanları özgür bırakmak varken baskıyla susturma çabası hakim. Böyle saçma bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Bakın hatırlayanlarınız olacaktır. 5 sene önce Suriyeliler Taksim'de yılbaşı kutlaması yaptılar. Yılbaşı kutlaması mıydı hatırlamıyorum böyle. Suriye bayrakları falan açtılar. Suriyeli bir kalabalık. Bulabilirsem videoları böyle şeye koyacağım. Ekrana koyacağım. Bu adamlar yaparken sıkıntı yok da senin ülkenin kendi vatandaşı kendi işçisi yaparken mi sıkıntı var? O zaman mı yasaklayasın tutuyor? Ne kadar yanlış bir şey bu ya? Ya şu sabahın köründe yaptıkları hazırlığa bakar mısınız? İsmail saymaz şey demiş. Bu kadar polisi sınırları yığsaydınız bir tane mülteci girmezdi diye. hakik, vallahi girmezdi ya. Şuna bak ya. Daha sonrasında sendikalar Taksim yürümekten vazgeçti. Gördüğüm kadarıyla olaylarda birazcık durulmuş. Peki mağdur olan kim arkadaşlar? Halk. Siz mağdursunuz ben mağdurum. Ben mesela şu an dışarı çıkamıyorum. Neden? Metrolar kapalı. Arabam olsa gidemeyeceğim. Neden? Trafik kapalı. Turistler mağdur olmuş ya. Baksana havalimanlarına ulaşamayan turistler var. Ya bazıları şey demiş. O güne bilet almasaymış o zaman. Ya nereden bilsin adam? 1 Mayıs'ta bunların yaşanacağını nasıl bilsin? Fransa'dan gelmiş adam 1 Mayıs'ta bunların olacağını nereden bilsin? Adam ülkesinde öyle bir şey yok ki. Protesto kültürü bile çok seviyeli bir şekilde işliyor adamlarda gerçekten o kadar hazmetmişler ki protestonun anayasal bir hak olduğunu adamlar kamu malına zarar veriyorlar ve devlet buna dahi sesini çıkartmıyor. Bakın bu normalde hani devletin önlem alması gereken bir şey. Protesto yaparken kamu malına zarar vermemen lazım. Ama adamların memleketinde bunlar yapıldığında bile devlet buna pek sesini çıkarmıyor. Müdahale etmeye çalışır gibi yapıyor sadece. Ağır müdahale ederse karşısına daha büyük bir tepkinin geleceğini biliyor. O kadar oturmuş bir protesto kültürleri var adamların. Ama bizde öyle değil ki. Adam almıştır biletini ben nasıl olsa döneceğim diye. Nereden misin bunları yaşanacağını. Mağdur ediyorsun. Vatandaşı mağdur ediyorsun. Ülkene gelmiş yabancı turisti mağdur ediyorsun. 1 Mayıs günü orada kendini yoran yüzlerce polisi mağdur ediyorsun. Ve arkadaşlar protesto yapmak sizin anayasal bir hakkınız. Sizin böyle bir hakkınız var. Ama işte bu hakkı pek kullanamıyorsunuz. Kullanmanıza pek müsaade etmiyorlar. Valla benim olayları yorumum bu şekilde. Evet protestoları kışkırtmak için oraya gelen insanlar muhakkak olacak. Evet muhakkak teröristler de oraya gelecekler. Ama bu oradaki vatandaşların protesto hakkının kısıtlanması gerektiği anlamına gelmez. Gelmemeli yani. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.